Evet, herkese merhaba. Konumuz Ne kanalına hoş geldiniz. Ben Müge Boz. Her salı benim videolarımı Konumuz Ne kanalında bulabilirsiniz. Bu hafta da sizlere günlük makyajımın nasıl olduğunu anlatacağım. Daha önceki videolarınızda sabah kahvaltıda ne yiyorum izlemiştik. Ondan sonra günlük bakım rutinim, sabahları yüzüme orama burama neler sürüyorum, onlarla ilgili bir videomuz olmuştu. Bu videomuzda da günlük normal her an kullanmış olduğum makyajın nasıl yapıldığını sizlere anlatacağım. Makyajımıza başlıyoruz. Demiş olduğum gibi bu sadece günlük bir makyaj örneği olacak. Zaten aslında benim başka gösterebileceğim örnek bir makyaj olmayabilir. Çünkü genelde günlük makyajımla gece makyajım aşağı yukarı aynı oluyor. Gece sadece rujun rengini değiştirebiliyorum. Birazcık daha koyu bir renk ruj kullanabiliyorum. Veya gözümdeki makyajı birazcık arttırabiliyorum. O da genelde yanımda kalem çekmesini bilen bir arkadaşım varsa daha kolay olmuş olabiliyor. Çünkü kalem çekme konusunda çok iyi değilim. Zaten siz de birazdan bununla ilgili neler kullandığımı daha iyi bir şekilde göreceksiniz. Makyajımıza başlamadan önce benim mutlaka ve mutlaka yapmış olduğum bir şey var ki o da nemlendirici krem sürmek. O yüzden ilk olarak nemlendirici kremimizi sürerek başlıyoruz. Bu organik ve benim bir arkadaşımın kendisinin yaptığı bir krem. Taze bir krem. O yüzden raf ömrü çok uzun değil. O yüzden bunu alınca hemen çok hızlı bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Onarıcı ve dengeleyici bir yüz kremi doğal içeriklerle yapılmış. Ben bu aralar bu kremi kullanıyorum. Bir gözaltı kremi, kırışıklık önleyici. Oldukça yoğun bir gözaltı kremi. Gözaltı kremini de çok hafif bir şekilde uyguluyorum. Ve yüzümü makyaja hazır bir hale getiriyorum böylece. Shiseido'nun bir ürünü. Çok memnun kaldığım ürünlerden bir tanesi. Kremler ve ürünlerin birbirleriyle uyumlu olması çok önemli. Çünkü kullanmış olduğunuz kremin dokusu süreceğiniz fondötenle eğer uyumlu değilse bu ürünleri beraber kullandıktan sonra böyle kenarlarda dökülmeler hissedebilirsiniz. Hani eskiden peçete reklamları vardı ya böyle burnunu silerdin orada böyle beyaz beyaz partiküller kalırdı. Aynen onun gibi böyle kurumalar veya sanki güneşten çok yanmışız da cildimiz soyuluyor gibi görüntüler oluşuyor olabilir. Eğer böyle bir şey görüyorsanız panik olmayın. Önce bir düşünün ki belki de kullanmış olduğunuz ürünler birbirleriyle uyumlu değildir. O yüzden böyle bir şey olmuştur. Ya da güneşte çok yanmışsınızdır ve cildiniz soyuluyordur. Ben genelde günlük makyajımda çok ince fondötenler kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü hem çok daha doğal bir görünüm oluşuyor, hem cildim çok fazla yıpranmamış oluyor, hava almış oluyor. Aynı zamanda belli bir zaman sonra çok ağır bir makyaj yaptığımızda özellikle sahne makyajları veya çekimde bazı çekimlerde kullanılan makyajlar biraz daha ağır olduğu zaman içerisinde böyle mimiklerin olduğu yerlerde bir takım kırışıklıklar oluyor, derin kırışıklıklar. Kullanılan pudra da tabii ki burada çok önemli bir etken. Bunun için de bugün sizlere Chanel'in fondöteninden bahsedeceğim. Bu gerçekten çok eğlenceli bir ürün. Ve burada böyle çok tatlı bir süngeri var. Çok yumuşak. Ve kapağı açıldığında da şöyle bir alanı var. Ve buraya bastırdığınız zaman içindeki fondöten dışarı çıkıyor. Böylece eliniz pislenmemiş oluyor. Çünkü fondöten sürerken elinize fondöten bulaştığı zaman eğer çok iyi bir şekilde temizlemezseniz kıyafetinize bulaşabiliyor. Eğer makyaj yapmadan önce kıyafetinizi giydiyseniz. Hem sanki birazcık daha hijyenik gibi de geliyor bana elle sürmektense. Dediğim gibi aslında tam fondöten değil, biraz daha ince bazlı bir ürün bu. Süngerle sürmek yine elle sürmekten birazcık daha zor oluyor. Bunu aynı zamanda gözümün üstüne de uygulayabiliyorum. Çok hafif bir dokusu olduğu için gözün etrafına birazcık daha ışıltı vermek ve oradaki renk farkını yok etmek amacıyla. Evet, bu ürünün vermiş olduğu fark ettiyseniz birazcık daha ışıltılı, birazcık daha canlı bir görünüm verdi. Ancak çok fazla renk değişimi olmadı. Cildimin genelinde aslında çok fazla renk olmuyor olmasını tercih ediyorum. Çünkü eğer sivilcem çıkmamışsa veya orada bir leke yoksa çok da fazla kapatmama gerek olan bir şey yok. Ancak gözümün altı için aynı şey söz konusu değil. O yüzden birazcık concealer'la göz çevremi dengeliyorum. Bu concealer'ı kullanıyorum. Bu concealer gerçekten çok başarılı. Tabii şu an rengi birazcık kış rengi. Yazdan çıktık. Bronz tenimiz artık giderek beyazlamaya başladı. O yüzden birazcık daha açık bir ton. Genelde concealer'ı sürerken 2-3 seferde sürmeyi tercih ediyorum. Çünkü bir anda çok fazla concealer sürünce sonradan fazla gelebiliyor veya onlar bir şekilde aşağıya doğru yedirmeniz gerekebiliyor. O yüzden o zaman da mesela şuraya kadar geliyor ve devamını da devam ettirmeniz gerekiyor gibi böyle renklerde birazcık karışmalar olabiliyor. Ve birazdan süreceğim rujun öncesinde dudaklarımı nemlendirmek için
hemen nemlendiricimi uyguluyorum. Eğer kuru bir cildiniz varsa veya hassas bir cildiniz varsa ve dudaklarınızın kuruma potansiyeli varsa gerçekten kullanabileceğiniz iyi ürünlerden bir tanesi Homeoplasmin. Bu Fransız bir ürün. Bizdeki aslında birazcık Bepanten karşılığı bir ürün. Ancak oldukça fazla bitkisel içeriği olduğu için ve benim cildime de çok iyi geldiği için ben genelde bunu tercih ediyorum. Ve birazcık ışıltı veren ürünlerimiz var. Gerçi zaten kullanmış olduğum ürünler yeteri kadar ışıltı verdiği için çok gerek de olmayabilir ama bilmiyorum, ben böyle ışıl ışıl ve böyle parlayan cildi mat ve soluk bir cilde göre daha güzel buluyorum. O yüzden highlighter dediğimiz ürünleri son zamanlarda oldukça fazla kullanmaya başladım. Çok sevdim. Hatta şu anda elimde de Benefit'in WhatsApp ürünü var. Bu üründen gerçekten çok memnunum. Birazcık böyle burnumun üstüne bir ışıltı veriyorum. Veya şu hemen yanak bölgeme birazcık ışıltı veriyorum. Sırada gölgelendirme işlemi var. Çok hafif bir gölge uyguluyorum. Çünkü söylemiş olduğum gibi günlük bir makyaj yapıyorum. Buraya çok koyu bir şekilde gölgelendirme yapıldığı zaman bir anda böyle çok asil, işte inanılmaz kadınsı ve böyle farklı bir havaya bürünülebiliyor. Bu gölgelendirme gerçekten çok farklı bir şey. Gerçekten çok büyük bir hile. Çok hafif, böyle birazcık bronzluk veren, o yazın sağlıklı görüntüsünü birazcık daha arttıran hafif bir gölgelendirme yapabilirsiniz. Bu aslında doğru bir fırça değil bunun için. Bunun farkındayım. Şu şekilde bunu böyle inceltiyorum demiş olduğum gibi biraz zor. Çünkü ince olduğu zaman daha kolay oluyor ve şu şekilde yapıyorum ve görmüş olduğunuz gibi çok fazla oldu. Böyle yapmayın. Sakın böyle yapmayın. Eğer makyaj yaparken konuşuyorsanız ve bir kere değil iki kere buna böyle bastınız mı işte yandınız. Evet, gölgelendirmemi yaptım. Sonra bu fırçada kalan diğer pudraları şöyle gelişi güzel bir şekilde cildime yayıyorum. Böylece aradaki renk farklarının gitmesini de sağlamış oluyorum. Şöyle gözümü kapatıp buraya da birazcık yapıyorum. Şimdi bu hareketi yaptığımda hem gölgelendirme yapmış oluyorum hem de renk farklarını ortadan kaldırmış oluyorum. Aynı zamanda da pudralamış oluyorum cildimi ki sürmüş olduğum ürünler birazcık daha uzun bir süre kalmış olsun. Becca diye bir ürün. Sunlit Bronzer diye geçiyor. Biraz söylemiş olduğum gibi koyu bir renk ve hafif bronzluk etkisi veren bir ürün. Yazdan da yeni çıkmış olduğumuz için bu renk ürünler hala kullanılabilecek ürünler bence. Birazcık makyajı hem günlük makyaja çevirmek için hem olgun makyaj hissini birazcık ortadan kaldırmak için ve yine en başında bahsetmiş olduğum o canlılık ve böyle tatlış pembe, ya ne kadar tatlısın böyle yanakların kırmızı kırmızı olmuş iltifatlarını duymak için aslında kullanmış olduğum çok harika bir üründen size bahsedeceğim. O üründe Sephora'nın çıkartmış olduğu sıvı krem şeklinde Colorful Cheek Ink Gel. Ben allıkta toz allık kullanmayı hiç sevmiyorum. Çünkü toz allık bir anda doğaldan daha böyle makyaj bir hissine doğru götürüyor bence makyajı. Çünkü o allık hiçbir zaman çok doğal bir şekilde yedirilmiyor ve bence biraz fazla oluyor. Yani genelde çok fazla görüyorum, böyle doğal olmayan bir pembelik olmuş oluyor. O yüzden bu ürün gerçekten benim çok 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 sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Böyle krem şeklinde elinize sürüyorsunuz, hafif pembe bir rengi var ve onu hemen şu yanaklarıma şöyle sürüyorum. Çok fazla gözümün altına doğru getirmiyorum çünkü oraya concealer sürmüştüm ve onların pembeleşmesini istemiyorum. Şöyle yanak bölgesine yuvarlak bir şekilde bunu uyguluyorum ve şu an yanaklarımda hafif tatlı bir pembelik var. Parmağımda kalan son şeylerle de o renk farkını yok etmek için bunu yapıyorum. Ve sonrasında da burun gölgelendirmesine geliyorum. Çok hafif bir hilemiz var yine burada. Eğer burnunuz benim gibi yuvarlaksa ve şöyle etrafa doğru yayılan bir yapısı varsa bu tarz burun gölgeleri gerçekten çok iyi sonuç verebiliyor. Bunun için de hemen şuraya yine fırçamı sıkıştırıyorum. Bu hareket çok önemli. Bakın şu iki parmakla bunu böyle sıkıştırıp aynı zamanda da fırçayı bu şekilde tutuyorum ve şu şekilde sürüyorum. Şöyle burnumun altına bronzer'ı sürüyorum. Burada da aslında bir ışık oyunu yapmış oluyoruz. Gölgelendirme tekniğiyle. Bu da nedir ki? Şimdi ışık bana karşıdan geldiği zaman şu bölgemi daha yuvarlak gösteriyor. Çünkü ışık buraya geliyor ve burada yayılıyor. Onun yayılmasını engellemek için, yani burnumu birazcık daha küçük, böyle birazcık daha nazik bir burun haline getirmek için kenarlarına koyu rengi sürüyorum. Ve ortasına açık bir rengi sürdüğüm zaman sanki burnum böyle birazcık daha
küçükmüş gibi görünüyor. Ve gelelim gözümüze. Normalde aslında bu makyaj şu anda benim için yeterli. Ancak dersem ki yani birazcık daha özenmiş olsun, birazcık daha farklı olmuş olsun. Şimdi birazcık daha değişik bir şey göstermek için ben aslında krem farları çok başarılı buluyorum bu tarz durumlar için. Yine Sephora'nın bir ürünü var elimde. Easy Smoky Eye. Adı üstünde. Easy. Kolay. Tabii ben bunu bile çok iyi süremiyorum ama şimdi size birazcık burada göstermeye çalışacağım. Bakın çok hafif. Böyle mini mini minnacık. Ve gözümün dibinden başlamıyorum. Yani şuradan başlamıyorum. Çünkü bunu da nereden öğrendiğimi bilmiyorum ama eğer gözünüz küçükse gözünüzün tam dibinden başlamıyor olmanız gerekiyormuş. Bakın şöyle elimle bayağı yalandan yapıyorum yani bunu. Böyle yayıyorum. Bir de şöyle bir hareketim vardı bak, şöyle yapıyorum. Hafif bir çekiklik hissi versin diye. Şöyle. Bakışlarımı derinleştirdim. Çok hafif. Ve görmüş olduğunuz gibi çok kolay. Hiç fırçayla vesaireyle uğraşmadım. Benim için makyajda en önemli konulardan bir tanesi ürünlerimi kolay kontrol edebiliyor olmam. Rahat bir şekilde sürüyor olmam ve bana dert çıkartmayacak oluyor olmaları. Yani beni uğraştırmasınlar. Fırçası orada, ay o yere düştü, işte toz oldu, etrafa bulaştı. Şimdi mesela far sürmüş olsaydım, yani normalde profesyonel bir makyaj olsaydı tabii ki işte önümde böyle örtüler vesaire daha böyle steril bir ortamda çok daha kolay olabilirdi. Günlük makyajda böyle çok volüm maskaralar işte kirpiğimi 3 katına çıkarıyor, 5 katına çıkarıyor gibi şeylere ihtiyaç duymuyorum. Sadece birazcık bakışlarım derinleşsin. Kirpiklerimin olduğu belli olsun. Aslında kirpiklerim var ama yokmuş gibi gözüküyor. Rimel sürerken ağzımı açanlardan. Bunu çok düşündüm yani niye böyle bir hareket yapıyorum? Hiçbir sebebi yok ama ağzım kapalıyken rimel süremiyorum. Yani bak şu an çok şeyim. Rahatsızım yani güvensizim. Ama böyle yaptığımda yani bu fırçaya da daha hakimim, gözümü de daha iyi görüyorum sanki. İşte diyelim ki dizi setindesin, o zaman zaten en hızlı bir şekilde makyaj yapman gerekir. Çünkü sürekli karavana birisi gelir ve kaç dakika kaldığını sorar. Ya bu net bir şeydir. Yani sen makyaja yeni oturursun mesela. Diyelim hazırlık süreci vermişlerdir sana. Bir saat önceden sete gitmişsindir. Bir saatte saçın ve makyajın yapılacaktır. Bir saatin olsa bile yani 55 dakikan olsa bile biri mutlaka karavana girer. Genelde rejiden olur bu kişiler. Ve kaç dakika var diye sorar. Ve bu soru bir şekilde make-up artistleri inanılmaz derecede sinirlendirir. Hemen özellikle gözlükleri de varsa da hemen şöyle gözün üzerinden bir bakış atılır. Yani o bakış aslında şey demektir. Ne demek kaç dakika var? Daha yeni başladım. Daha yeni oturdu oyuncu buraya. Mesajı verilir. Reji bunu anlar. Ve hemen reji ortadan kaybolur. Makyaj ilerler. Ve göz makyajı zamanına gelinir. Çünkü göz makyajı yapılması için çok sakin ve dikkatli olunması gerekir. Zaten karavandasınız. Karavan böyle çok sallanan bir ortam. Hani dedim ya mesela bir saatlik zaman dilimi verilmiştir size. İşte o zamanın çoğu harcanmış olur. Böyle bir 45 dakikalara falan gelinmiş olur mesela. Ve bu da rejinin daha fazla kontrol etmesi gerektiği durumunu ortaya çıkarır. Tam make-up artist göz makyajına başlar ve çok ince bir şekilde belki işte daha böyle havalı ince eyeliner'lar vardır ya böyle hani diye çekerler onu inanılmaz profesyonel bir şekilde. Tam bu sırada reji karavana gelir ve kaç dakika var diye sorar. Karavan sallanır. Çünkü her kapıdan biri girip çıktığında o karavan sallanır ve sen makyajı yapamazsın. Ve ortamda birazcık daha gerginlik olur çünkü göz makyajı bozulabilir bu sefer. Ve göz makyajının bozulması demek artı 5 dakika demektir çünkü Q-tips var mı, işte makyaj temizleyici var mı gibi böyle panik hallere girilir. Ve işte orada gerginlik daha da artabilir. Ve lütfen karavana girmeyin, rimel sürüyoruz gibi bir lafı çok sık bir şekilde duyabilirsiniz. Birisi karavanın kapısını açmaya görsün. İçerideki herkes bir anda sakın girme diye bağırır. Çünkü o anda göz makyajı yapılıyordur ve o göz makyajı bozulursa 10 dakika daha zamana ihtiyacımız olacaktır ve belki de set bizi bekliyor olacaktır. Bu da çekimlerle ilgili size verebileceğim ufak bir tüyo. Buradan bir soru soracağım. Sor. Bu zamana kadarki reklamların olsun, fotoğraf çekimlerin ya da diziler, filmler de olur.
beğenmediğin, hani işin sonrasında kendini gördüğün zaman of makyajım çok çirkin olmuş dediğin bir iş oldu mu? Oldu. Yani spesifik olarak hani şu muydu bu muydu diye hatırlamıyorum ama arada oluyor. Yani sen makyajı beğenmiyorsun ama bazen karakter gereği öyle bir şey yapılması gerekebiliyor veya yapan kişiyle çok iyi anlaşamıyor olabiliyorsun. İşte bunlar hep sıkıntılı olan şeyler. Yani zor deal edilecek konular. Çünkü şimdi makyajı beğenmedim diyemezsin. Karşı taraf kırılabilir ve genelde böyle bir anda egolar ortaya çıkıyor olabilir yani. Ha, şuna bak benim de yaptığım makyajı beğenmedi aspam falan gibi bir takım durumlar olabilir. Halbuki yani beğenmedim, birazcık daha farklı bir şekilde yapabiliriz. Ama dediğim gibi gerginlikler olabilir, egosal olarak algılanmış olabilir bu konu. Kırılmalar olabilir, bozulmalar olabilir ve gerçekten en istemeyeceğiniz şey bir sette make-up artistle ve saçla aranızın kötü olması. Yani çok kötü bir şey. Reklam setleri yine kısa zamanlı şeyler. Bir günde başlar biter, hani çok bir problem oldu, bir daha o kişiyle çalışmazsın. Ama dizi öyle değil. Ve çok uzun süreler çalışıyorsun. Ve aranızda enteresan bir yakınlaşma da oluyor. Düşünsene yani sürekli elleri sana değen insanlar, yani onlarla bir şekilde çok fazla zaman geçiriyorsun. Konuşuyorsun, yeri geliyor, işte sinirli oluyorsun, bir şeyini anlatıyorsun, o sana bir şey anlatıyor. Yani böyle arada bir bağ da oluşuyor. O yüzden böyle garip bir durum. Peki ben bunu engellemekte sadece ne yapıyorum? Baştan söylüyorum. Sette ilk zaman birisiyle karşılaştığın zaman işte saç, makyaj falan, bir kere yeni bir ortama giriyorsun. Daha önceden çalışmadığın insanlarsa kimsenin huyunu suyunu bilmiyorsun. Onlar seni bilmiyorlar. Hani o ilk karşılaşma her zaman böyle birazcık gergin olabilir. O yüzden ben diyorum ki arkadaşlar, bakın benim bazı takıntılarım var. Bunları ben size baştan söyleyeyim ki ondan sonra problem yaşamayalım. Her zaman çok daha iyi sonuç alıyorum böyle olduğu zaman. Makyajla ilgili mesela sence ne söylüyor olabilirim? İlk geldim, dakika bir gol bir koltuğa oturdum. Ne diyebilirim? Bir kere kaşlarımı kesin ben tararım. Yani en son o böyle bak, o da tiklerden bir tanesi. Mutlaka kaşımı en son ben yapacağım. Onu da yaparım ama ilk söylediğim şeylerden bir tanesi, ben far sevmiyorum. Bak yine bu konuya geldik. Yani nedense farın bana yakışmadığını düşünüyorum. Yani belki göz kapağım küçük olduğu için olabilir. Yani farı gösterecek bir göz kapağım yok. Baksana. Var mı göz kapağım? Yok. Bir 10 sene önce veya bir 8 sene önce falan. İşte böyle özel bir gününde kuaföre gidersen de makyaj yapılacak falan. Hop koltuğa otururum ve ilk duyduğum şey sence ne olur? Ben size mavi bir far süreceğim. Gözlerinizin rengi ortaya çıksın. Bu böyle yerleşmiş bir şeydir. Yani öyle bir durum var. Mavi göze mavi far, siyah göze siyah far, kahverengi göze kahverengi far gibi bir ayrım mı var nedir bilmiyorum ama bunu çok duyarım. Şükürler olsun ki o yılları çoktan geçtik. Artık böyle bir şey kalmadı. Makyaj trendleri değişti. Bu trendleri değiştirenlere de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok farklı ruj alternatifleri var. Bu tabii ki sizin doğalınızda, dudak renginizle de çok alakalı olan bir durum. Çünkü bazı dudaklar çok renkli olmuyor. Daha soluk oluyor. O yüzden de daha renkli rujlar tercih edilmesi gerekiyor olabiliyor. O yüzden de eğer dudaklarınız daha renksizse, İşte ben hafif renk ruj kullanmalıyım ama işte koyu renk kullandığımda fazla kaçıyor gibi şeyler düşünmeyin. Sizin dudağınız renksizse ona uygun olarak daha renkli bir ruj sürersiniz. Olur biter. Yani bu trendler ve modalar ve yapılması gereken şeyler aslında her zaman herkes için doğru olan şeyler değil. Çok günlük bir makyajdan bahsediyorsak eğer, mesela şu şekilde daha doğal içerikler kullanabiliyorum. Yine bu Kudrun'un bir lip balmı doğal içeriklerle yapılmış ve içerisinde doğal renk pigmentleri var. Bunu elimle şöyle çok hafif bir şekilde sürüyorum. Böyle hafif bir ışıltı. Ufak bir renk. Yani böyle biraz bu kız lipstik mi sürdü acaba, yoksa böyle bir ruj var mı yanılgısı yaratacak karşı tarafta bir renk. Yani böyle çok hafif, hani bir ışıltı olsun derseniz böyle bir şey kullanabilirsiniz. Böyle bir kalem ruj. Ben genelde bu kalem rujları daha çok tercih ediyorum. Yani kalem rujlar, kalem farlar, kalem allıklar. Böyle daha hoşuma gidiyor, bilmiyorum niye ama hani böyle ruj ruj olan şeyler sanki böyle daha zor sürülecekmiş gibi geliyor bana. Sanırım hayatımda en sessiz olduğum anlar ruj sürerken olabilir. Mecburen konuşamıyorum. Bu çok güzel bir renk. Ama dediğim gibi yani bu mesela benim biraz daha gece sürebileceğim rujlardan biri de olabilir. Mesela diyelim arabada makyaj yapıyorsunuz ki yapmıyorsunuz asla kesinlikle. Yani böyle bir şey söz konusu bile değil. Yani arabada makyaj yapmak çok yanlış bir şey. Ama trafikteyse hayır asla. Arabada makyaj yapılmaz. Ama yani
Gerçekten arabada makyaj yapılmaz kızlar lütfen. Yani böyle bir şey söz konusu bile değil. Sonra bak adımız çıkıyor. Arabada makyaj yaptı, bilmem ne oldu, şuna bak. Arabada makyaj yapıyor tabii ki, o yüzden dönmüyor. Ya lütfen böyle kozlar vermeyelim. Mavi far sürelim, gözünün rengi ortaya çıksın. Önce söylenen bir şey daha var. Kaşını alalım. Böyle kalın kaş trendi de yoktu. Bu trendi herhalde ilk başlatan, yani hem dünyada hem de Türkiye'de ilk başlatanlardan biri ben olabilirim. Çünkü aslında benim başlattığım bir şey de değil yani. Annemler başlatmış, annemle babam yani. Doğduğum zaman da başlamış zaten bu trend bende, kalın kaş trendi. O yüzden yapabileceğim bir şey yok. Mecburen bir trendsetter olmak zorunda kaldım, anlatabiliyor muyum? Yani zaten kaşlarım kalındı. Allah'tan trendler de bu yöne gitti de çok her şey yerine oturdu. Çünkü önceden böyle oluyor mesela. Kaşını alalım. Şimdi daha yeni başlamışsın, hani çok böyle bilmiyorsun ne olur ne olmaz. Tecrübesizsin. Yani karşında birisi var, make-up artist olarak oraya gelmiş ve sana bir şey yapacak. Hani onun her şeyi çok daha iyi bildiğini düşünüyorsun. Hani o zamanlar böyle başlangıç. Yani böyle insanı şüpheye düşürüyorlar, biliyor musun? Böyle oluyorsun. Ay acaba kaşlarım çok mu kalın? Alınması mı lazım falan? Hani böyle yani iyi alalım o zaman diyorsun. Ama aslında istemiyorsun alınmasını. Ama ona hayır da diyemiyorsun. Çünkü hani sanki doğrusu bu gibi zannediyorsun. Hani öyle bir yanılsama yaratıyorlar sende. Ah işte sonra yani kaşın alınıyor. Bir tipin değişiyor bir kere yani o kaş alındığı zaman. Bir de nasıl alınıyor falan filan. Yani ondan sonrası zaten hiç anlatmıyorum bile o kaş alındıktan sonrasını. O zaman bir soru soruyorum. Sor. Bir proje geldi. Sinema filmi. Çok iyi bir proje. Ama dediler ki Müge, kaşlarını incecik yapacağız. Kilo alsam. Kilo alsam daha kolay. Kaşını inceltmemiz gerekir denirse ne yaparım? Gerçekten çok inandığım bir proje olması lazım ve beni buna ikna ediyor olmaları lazım. İkna olursam kaşımı aldırabilirim. Yani dediğim gibi çünkü profesyonellik gereği böyle bir şey yapabilirim. Birazcık daha böyle bir havalar, böyle birazcık daha dikkat çekeyim. Birazcık daha ön plana çekeyim. İstiyorsanız kırmızı ve parlak. Benim çok fazla tercih ettiğim bir renk değil ama arada seviyorum. Çok az bir ışıltı. Normalde daha kırmızı tabii bunun rengi. Ama altına bunu sürmüş olduğum için rengi biraz koyulaştı. Evet güzel ama zor bir ruj bu ya. Yani çok kolay anlaşılabilir bir ruj değil mesela. Hani böyle hep biraz bir çekincedesin bu ruju sürdüğünde. Çünkü ne yapacağını bilmiyorsun. Taşabilir. Bir anda şuraya akmış olabilir. Sen çok güzel göründüğünü zannediyorsun. Bir yere girdin. Aa merhaba arkadaşlar nasılsınız falan ama buranda böyle ruj var. Ya da o böyle taşmış olabilir sanki böyle çok yağlı bir yemek yemişsin gibi. Yani bu ruju sürdüğünde bütün ilgin alarken rujda olmalı. Asla ilginin başka bir yere gitmesine izin vermez bu ruj. İlgi bekler, alaka bekler. O yüzden bu ruju sürüyorsan sonuçlarına katlanırsın arkadaş. Bu rujun karakteri belli, bunun karakteri belli. Bütün makyaj malzemelerinin karakterleri var. Yerine göre, durumuna göre, zamanına göre ne kadar ilgilenebileceksin, ne kadar ilgilenemeyeceksin. Çok ilgi bekleyen bir malzemeye ilgi göstermediğin anda işte bittin. Mesela çıkmayan kırmızı bir ruj sürdüğümü düşün. Mümkün değil ya, mümkün değil. Geçen çekimde yine öyle bir ruj sürüldü. Mümkün değil yani, onu saniyede bir, 2 dakikada bir, 3 dakikada bir kontrol etmen lazım. Çünkü evet çok güzel bir görüntü, böyle dudaklar büyür, kıpkırmızı, mat bir görüntü falan, aşırı wow bir görüntü. Ama dişine bulaşıyor. Düşünsene ya, dişine bulaşıyor ya. Böyle konuşuyorsun mesela, yönetmenin gelmiş ya da işte yapımcı gelmiş falan böyle. Gülüyorsun. Buran kırmızı. Bir de genelde böyle durumlarda uyarmazlar. Buna çok üzülüyorum. Yani niye uyarılmıyor? Mesela diyelim dişinde maydanoz kalmış veya dişinde bir şey kalmış. Bence insan samimiyse, karşındaki böyle bir durumdaysa bunu söylemesi lazım. Yani mutlaka söylemeli. Ben bir şekilde söylerim ya. Hiç duramam yani. Mutlaka söylerim. Tanıyayım, tanımayayım, yeni tanışayım. Yani yeni tanıştığım insana bile söylüyorum. Çünkü üzülüyorum yani. Hep kendimi onun yerine koyarım. Mesela düşünsene benim dişimde maydanoz var. Ve 5 saattir mesela dişimde maydanoz var. Ve bunu hiç kimse bana söylemiyor. Yani insan üzülmez mi ya? Ulan bir Allah'ın kulu da gelip dişinde maydanoz var Müge niye dememiş bana diye. Gerçekten üzülürüm ya. Böyle içime oturur yani. O yüzden bence söylenmeli. Bugün sizlere günlük makyajımın nasıl olduğunu anlatmış oldum. Ama sanki günlük makyajımdan çok setlerde neler oldu, karavanlarda başımıza neler gelir, yeni bir ortama girildiğinde, ilk defa bir make-up artistle karşılaştığınız zaman, birbirinizin saçını başını yolacak seviyeye gelmeden
güzel tatlış bir şekilde nasıl anlaşma yolları bulunur, zoraki trendsetter'lığım kaşlarım yüzünden olmuş olan gibi gibi konuları konuştuk. Bundan sonra her salı günleri Konumuz Ne kanalındayım. Bu videoyu beğendiyseniz likelayın ve abone olun. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dişinde çiğe var mı? Kırmızı ruj. Kırmızı ruj var mı? Ya da susam ya da maydanoz ya da çörek otu. Tamam.